hanımefendiler, beyefendiler, basının değerli temsilcileri, önce hepinizi en derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Çok değerli arkadaşlarım, demin dediğim gibi siyaset bir hizmet işi. Doğuyorsunuz, büyüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Bu memlekete karşı bir görevleriniz var. Bu görevlerde de bir şeyler yapmamız lazım. Evet, burada da başta Sinan kardeşim, burada dediğim gibi Gölpazarı'nda o kadar çok söyleyecek şey var ki yazmış buraya. Yapılmayanı yapmak için. Burada yapılacak dünya iş var. Evet, onunla beraber diğer partilerden de bu yola çıkmış, Gölpazarı'na hizmet etmek için yola çıkmış olan bütün arkadaşlarımı da kutluyorum. Başarılar diliyoruz. Evet, Gölpazarı'nı geliştirip güzelleştirmek, biraz sonra daha çok ağırlık vereceğiz. Nüfusu fazlalaştırmak, buradaki insanların ekmeğini daha fazla aşk iş yapmak için yola çıktık. Evet, bunları yapmak ibadet kadar önemli. Hizmet etmek ibadet kadar önemli. Ama burada bakıyorsunuz, 12 yıldır iktidarda olanlar var. Bunları şimdi ikiye ayıralım. Bir kere hep beraber televizyonlardan seyrettiniz, gazetelerden okudunuz, bir memleketin durumuna bakalım. Bir de bundan sonra ayıralım, Gölpazarı'nın durumuna bakalım. Değerli arkadaşlar, evet, çıraklık, ustalık, kalmalık derken en önemli gereken ustaların şu memleketi nereden getirdiğini hep beraber bir bakalım. Bakın 2002'de aldıkları 2012'deki iç ve dış dört 6 kat artmış. Çinçi perişan, emekli perişan. Bakın, evvelsi Güncü Gazete. Burada ahalar var, tencere kaybeden bacılarım var. Mutfak, alev yanıyor diyorlar. Değerli arkadaşlar, son 3 aydır Türkiye'deki enflasyon %30. Soruyorum memur olan arkadaşıma, soruyorum şuradaki bakkaliye çalıştıranın diğerlerine. Ne geldi, ne arttı, hiçbir şey var mı? Sorarsanız enflasyon %5, %6. Evet, inşallah Türkiye'de neredeyse İcra ayarının töreni açılıyor. Evet, bakıyorsunuz, dış ticaret açığı artmış. Evet, borsa inip çıkıyor. Dolar euro yukarıda çıkmış. Ama bir de bakıyorsunuz ki dışarıyla irtibatımız kesilmiş. Bunun yanında da ne kadar özelleştirmede bakarsanız unutmayın. Bunların zamanında Türkiye'nin en büyük kuruluşları Betkim, Tüpraş, Telekom, bankalar, Tekel, limanlar, şeker fabrikaları, gübre fabrikaları, bütün elektrik ağları yerleri, köprüler, limanlar, hepsi tekrar satıldı. Allah'ını severseniz soruyorum size. 6 senedir, 7 senedir buğdaya ne kadar zam geldi? Buğday ekenler, arpa ekenler, pancar zaten kalmadı. Bir de patata gelen zama bakın, gübreye zam gelen zama bakın, ilaçlamaya gelen zama bakın, arada dağlar kadar fark var. Çiftçilik bitmiş, hayvancılık bitmiş, Türkiye kurbanda hayvanı dışarıdan alıyor, sabunu bile dışarıdan ithal eder hale gelmiş. Enerjiyi dışarıdan alıyoruz. Dış ülkelerle aramız bozulmuş. Ölge olarak da ne yaptığımızı bilmemişiz. Arkadan dönmüşüz, Libya'dan ömür almışız, Kaddafi'yi yalnız bırak. Bugün namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, Allah'a yalvarıyorsunuz. Şu camide biraz önce değerli abilerimle beraber namaz kıldık. Burada namaz niyaz kılan insanın, 5 vakit namaz kılan insanın haram yeridir mi arkadaşlar? Milletin parasını yeridir mi?
Devletin parasını yiyebilirim. Ama birileri bunu yiyor. İşte 17 Aralık'ta çıktı bu. 17 Aralık sabahı uyandık. Evet, bir hırsızlık var. Her birimizde hırsızlık olmuştur. Benim bulunduğum hükümette de olmuştur. Diğer zamanlarda da olmuştur. Bunu kimse inkar edemez. Bizi dinlediğiniz için, bizle beraber olduğunuz için başta bayanlara ve sizlere çok sevgili Gölpazarlara teşekkür ediyorum. Sözlerimi bitirirken katılırsınız, katılmazsınız. Ama her yerde yaptığımız gibi ne yazık ki senelerden beri gelen ama maalesef bu hükümet tarafından da kesilen bir şey okuyarak yani andımızı, okuldan andımızı kaldıranlara inatla okuyarak eğer siz de katılırsanız sevinirim. Türk'üm! Türk'üm! Doğruyum! Doğruyum!